Herkese merhabalar. Dinin temel gayesi konumuzla beraberiz. Biliyorsunuz din ve hayat ünitemizde dinin temel gayesine bakacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bak Kasas suresi 77. ayette ne demiş? Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Bak burada da gördüğü gibi aslında Allah'ın insanlar için istediği şey dünya ve ahiret mutluluğu. O yüzden bize Allah Kur'an-ı Kerim'i mesaj olarak göndermiş. Ve bizim bunu okuyup anlamamız gerekiyor. Ve okuyup anladığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında dinin temel gayesi dünya ve ahiret mutluluğu. İşte beraber bunu öğreneceğiz. Buna ulaşabilmek için de ne lazım? İşte dinin bazı önem verdiği şeyler var. Yani Allah'ın bizim için önem verdiği şeyler. Canın korunması, aynı zamanda malın korunması, neslin korunması, aklın korunması, dinin korunması. Bu beş şey bizim için çok değerli. Allah bize aslında diyor ki aklınızı koruyun. İçki ve uyuşturucuyla aklınızı örtmeyin diyor. Aklınızı kapatmayın diyor. Dinin korunması hurafeler ve büyü fal gibi şeylere inanmayın diyor. Aynı zamanda neslin korunması evlenmeyle neslinizi devam ettirin diyor. Ve bunu da ...doğru düzgün kurumlarla... ...nikah gibi kurumlarla yapın diyor. Aynı zamanda canın korunması. Asla ve asla kendi canınıza kıymayın... ...diyor. İntihar gibi şeyler yapmayın. Cinayet işlemeyin. Başkasının canına kıymayın. Veya kürtaj yapmayın. Aynı zamanda malın korunması mesela. Kumar, faiz gibi şeylerle... ...malınızı ziyan etmeyin. Bunların hepsi aslında... ...dünya ve ahiret mutluluğu için. İşte bu konuyu... ...işleyeceğiz sizinle beraber. Ama... Şu, ...bu arada kampımıza uygun bir şekilde... ...ilerlerken şunu da hatırlatmak istiyorum. İlk tekrar kampımız geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Birinci dönemi bütün konularını tekrar edeceğiz ve hiçbir eksiğimiz alttan kalmayacak. Bunun için Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına LGS tekrar programını dağıttık. Buradan Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Kendinize yakın olanı aşağıdaki açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Tonguç kitapçıları linkinden ve ücretsiz bir şekilde bu programı alıp odanızın duvarına asabilirsiniz ve iki hafta boyunca bomba gibi saatli veya saatsiz bir şekilde hangisini isterseniz hangisini tercih ederseniz temel ve nitelikli çalışma programı şeklinde iki programdan ilk kendinize uygun olanı seçip yol alabilirsiniz ve çok güzel bir şekilde birinci dönemi tekrar edebiliriz. Bu arada bu programla beraber LGS ilk tekrar ...netimizi kullanacağız ve birinci dönem konularını halledeceğiz. Bunun içerisinde de dört tane kitap var aslında. Yani bir tane kitapçık, üç tane de ana kitabımız var. Deneme, aynı zamanda Türkçe matematik kitabı, yenisi Türkçe matematik kitabı... ...bir de ilk tekrar tüm dersler kitabımız var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi hemen ödevini vermek istiyorum sana evladım benim. Ödevini de bu Eko Taktikli e, Soru Bankası setimizden veriyorum. Biliyorsunuz e, Eko kitaplarımız çıktı. Eko kitaplarımız da gerçekten süper bir şekilde sizin aile ekonomisine katkıda bulunmanızı sağlayan daha uygun fiyatlı kitaplar hemen sana ödevini vermek istiyorum din ve hayat konumuzdan din ve hayat konumuzdan e, sayfalarını söylüyorum. Şimdi sana e, hemen burada dinin temel gayesi. Burada test 28. Taktikli din kitabımızdan test 28 ve test 29'u yapmanızı istiyorum. İsterseniz LGS denemesinde yapabilirsiniz. Birinci LGS denemesinde buradan uygulayabilirsiniz. Hadi bakalım diğer ödevlerini zaten programımıza yazıyor. Şimdiden dersimize başlayalım. Biz niye dinleniyoruz ve dinin Bizim temel gayesi? Andrei. Evet dinin temel gayesi baktığımız zaman ilk başta insanların mutluluğu ve insanların huzurunu sağlamak. Ve insanların kaç tane hayatı var Tonguç evladım sence? Bir tane. Hayır evladım biz dinde neye inanıyoruz? Ya Allah inancının e, diğer bir kısmı da nedir? Ahirete inanmak. Şu anda yaşadığımız dünyanın yanında bir de ...ahiret olduğuna inanıyoruz. Ahiret dediğimiz şey de... ...öldükten sonra dirilip... ...yaşayacağımız yer aslında ahiret. Dolayısıyla dinin temel gayesi... ...hem insanların dünyada... ...hem de ahirette mutluluğu sağlamak. Peki Tomucuğum... ...din neyin korunmasına önem veriyor dersek... ...canımızın, malımızın... ...dinin kendisinin... ...neslin ve aklın korunması önem veriyor. Şimdi seninle gel beraber bu beş tane maddeyi... ...yani dinin korunmasına önem verdiği... ...beş tane maddeyi beraber görelim. Bir kere en önemlilerinden bir tanesi canın konusu. Çünkü insan yaşamazsa ne olur? Dine de inanamaz, hiçbir şey de yapamaz. Her şey yok olur gider o zaman canın korunmasına baktığımız zaman en temel hak nedir Tonguç Evi sence? Yaşamak. Aynen öyle. İlk başta yaşamalıyız. Yaşadık, yaşadıktan sonra ancak bir şeye inanabiliriz. Bir şeye dayanabiliriz. Dolayısıyla ilk başta yaşamak. Peki hiçbir insan diğer insanın yaşama hakkını elinden alabilir mi Tonguç Evi Alamaz. Alamaz. Süpersin. Bak bu Birleşmiş Milletler'in e, şeylerinde de kanunlarında da geçerlidir. Her insanın yaşama hakkı vardır. Dolayısıyla e, en temel hak dinde de öyle yaşamaktır. Peki ee, şöyle bir şey var, mesela, henüz anne karnındayken insanın yaşama hakkı da vardır. Mesela bazı insanlar erkenden doğmadan daha bebeği aldırıyorlar. Hani bu birazcık bizim dinimiz açısından yasak bir şey aslında. Çünkü o bebek aslında oluşmaya başladıktan sonra onu bir şekilde kıyıyorsun. Bir şekilde ona zarar veriyorsun. Tabi onun için belli bir süre var. O belli bir süreden sonra bu yapılan operasyonu biz kürtaj diyoruz. Bu da dinimiz açısından sakıncalı bir durum. Aynı zamanda Tonkçum dinde şöyle bir şeyimiz var. Kur'an'da da böyle böyle bir ayet geçiyor. Her kim birisinin canını kurtarırsa tüm insanlığın canını kurtarmış gibi olur diyor. Her kim birisini öldürürse tüm insanlığın canına kıymış gibi olur diye geçiyor. Dolayısıyla bir can tüm insanlık insanlığa bedel aslında. Dolayısıyla hani bizim din açısından bakışımız can kavramına, yaşamak kavramına bir insanın aslında tüm insanlığa bedel olduğudur diyoruz. O zaman can kavramına yani canın korunması çok önemli. Bir de Tonguç'un um, neslin korunması var. Nesil dediğimiz şey nedir Tonguç Evlan Bey'im? Nesil dediğimiz şey nedir Tomuş? Yani çocuk sahibi olmak. Evet e, gerçekten de öyle çocuk sahibi olmak, ailenin devamı. Toplumun, hocam yeni de, nesil sorularla bir alakası var mı bunun? Evet. Yeni nesil sorularla da alakası yok. Saçma bir alakası Sen iyice kafayı yemişsin. Ama yeni hocam ne sorular. yeni nesil sorular da çıkıyorsun sınavda. E, yeni nesil sorularla sen kafayı yemişsin. Gerçekten ha. Neslin korunması demek şey ailenin devamı. Yani anne, baba, ço çocuklar ondan sonra onların da çocuklarının devam etmesi nesil diyoruz. Yeni nesiller oluşturuyoruz aslında. Toplumun devamlılığı için nesillerin oluşturulması yeni nesillerin oluşturulması gerekiyor. Ve aile kurumunun temelinde de nikah kavramı. Yani anne ve babanın evlenmesi var. Anne artı baba ne oluşturur Tonguç evladım benim? E, evlen evet. evlenme evlenmeye dönüşür. Dolayısıyla anne baba birleştiği zaman evlenme oluyor. İşte bu nikah kavramı dediğim şey aslında evlenmeyle özdeş. Dolayısıyla nikahsız olan birliktelikler dinimizde yasak görülür. Çünkü sen bu anne babayı oluşturmazsan toplumda çocukların oluştur çocukları da oluşturamazsın. Çocuklar oluşsa bile sonrasında ne olur evladım? Burada toplum düzenini bozabilir. Dolayısıyla diyoruz ki nikah kavramı çok önemli. İnsan o yüzden neye önem veriyor e, şey din o yüzden İslam neye önem veriyor Tunçcuğum? Aile. Aileye önem veren bir kurumdu diyoruz. Aklın korunması da başka bir özellik. Dinin sorumluluk şartı. Benle ilgili bir şey yok değil mi hocam? Aynen senle ilgili bir şey dinleyebilirsin burayı. Teşekkür ederim. Dinin sorumluluk şartı aslında akıldır. Yani bir insanın dine inanabilmesi için, Allah'a inanabilmesi için, ahirete inanabilmesi için ne olması gerekiyor? aklının çalışması gerekiyor yani aklının bir şeylere ermesi gerekiyor dolayısıyla inancımızı oluşturan şey en önemli faktör akıl. Dolayısıyla ben akıl olmadan hiçbir şeye inanamam. O yüzden içki, kumar, uyuşturucu gibi e, aklı örten hatta Kur'an'da da aklı örten diye geçiyor bunlar. Çünkü içki içtiğin zaman böyle e, kafan bir dünya olur. Zaten Adı böyle terimleri de vardır. Ona, deyimleri de vardır. Kafan bir dünya olur. Ondan sonra uyuşturucu aldığın zaman işte düşünemezsin doğru düzgün. Garip grup hareketler yaparsın. E, kumar zaten insana çok büyük bir bağımlılık. E, bu da ciddi manada insan aklını yitiriyormuş gibi çocuk Türkçe davranıyor ve bütün malını mülkünü oraya yatırıp yok olabiliyor bir anda. Dolayısıyla bunlar hepsi aslında bizim için yasak şeyler. Aklın e, düşmanları aslında. Dolayısıyla e, kamu spotu olarak sana ne veriyoruz? Beynini acilen kullanmalısın Tonguç evladım benim. Sana sana söylenmiş bir kamu spotu diyoruz Tonguç'um. İnşallah. Evet. İnşallah. Ma Dua niyetine geçireceğim. ben de beynimi kullanmak isterim. İnşallah. Malın korunmasında ise çalışmak Yine ben, bu benimle alakalı galiba hocam. Aynen. Ya hayır ne alakası var. Malın korunması ya evladım o, o şey o mal dediğim şey o senin e, senin tikinden değil o mal dediğim şey mesela işte bizim cebimizdeki para, evimiz, ha. arabamız, şeyimiz, ayakkabımız falan filan. Çalışmak, üretmek her yoldan helal, daha doğrusu helal yoldan e, dinimizde övülen bir davranış. Yani sen mutlaka mutlaka e, rızkını kazanırken mutlaka çalışmalısın. Gerçekten helal yoldan, insanları kazıklamadan dolandırmadan, hile düzenbazlık yapmadan e, malını elde etmelisin. İşte bu yolda elde ettiğim mala ne diyoruz biz? Rızık diyoruz Tonguç. Bunu daha önceden öğrenmiştik. Bu rızık dediğimiz şey ise el emeği, göz nuru olmak zorunda. Yani gerçekten de gayret etmelisin bu rızkı kazanmak için. Ve sonuçta da Tonguç'um dinimiz bunu gayret etmeden kazanılan e, işte hile, rüşvet, kumar, faiz gibi e, haksız kazanç gibi ee, yöntemlere hayır diyor. Malın korunmasıyla alakalı malla alakalı ve israfa da hayır diyor. İsraf ne demek Tonguç Evladım Malını çarçur etmek. Savurmak, saçıp savurmak. Yani hiç düşüncesizce harcamak. Mesela yemek yiyorsun. E aman ne olacak atılırsa atılsın diyorsun. Sonunu bırakıyorsun mesela. Bu bir israftır aslında. Veya diyorsun ki işte ne bileyim 100 liralık yemek alıyorsun. Sadece şeyini bir lokma alıp bırakıyorsun. Bu da bir israftır mesela. Veya işte 100 çeşit ayakkabı alıyorsun. Sadece bir tanesini giyiyorsun diğerleri öyle kalıyor. Bu da bir israftır mesela gibi. işte faiz zaten bankalardan aldığımız paranı yatırıyorsun. Banka diyor ki ya gel kardeşim sen bana yatır paranı ben sana ekstra paralar vereceğim diyor. Nereden veriyorsun payı? E bu faiz böyle bir şey veremezsin ki. İşte bankadan aldığın faiz mesela haksız kazanç yani e, haksız kazançla ee, bir şeyle aynı şey aslında hani kumarla aynı şey aslında. Çünkü Allah onu yasaklamış dinde. Faizin yasak olduğunu Allah söylüyor. Şu anda da işte bankalar çıkıp çatır çutur e, ben faiz veriyorum hadi gelin arkadaşlar diyor. Saçma sapan bir şey aslında bu. E, ama ne yazık ki dünyanın düzeni böyle olduğu için bazı şeylere e, insan çıkarı doğrultusunda e, hareket ediyor. Ama ne yapmamız ben gerekiyor. Ben faiz sorularını çözmüyorum hocam. Hayır onunla alakası değil. Onu yaparsın. Tabii ki dünya düzeni bu. Bununla ilgili sorular çözersin. Mesela bir insan alkol içince kanındaki alkol miktarı ne kadar olur ayakkabı bir soru sorabilirler sana bunu da çözebilirsin Aa. bu bilimdir bu başka bir şey değildir bu finanstır mesela faiz sorusunu çözmen ama senin yapman eğer sen Allah'a inanıyorsan dine inanıyorsan dinde yasaklanmış bir şey yapman yanlıştır ama dünyada Amerikalı bir adam yapabilir mesela Amerikalı adamlar içki içebilir mi Tonguç evladım benim? İçerine i̇çiyorlar acı. zaten içiyorlar bol Aa. bol içiyorlar yani çünkü onların dininde yasak değil hani bizim dinimiz başka onların dini başka dolayısıyla hani herkesin dini kendine dolayısıyla sen İslam dini olarak faizi almamalısın e, haksız kazançı kumardan rüşvetten uzak durmalısın diyoruz dinin korunması da doğru bilgi in bidat hurafe out diyoruz yani gerçekten de biz ee, elde ettiğimiz bilgilerin hepsini doğru kaynaklardan almamız gerekiyor ve doğru kaynakları e, kendimize e, rehber edinmemiz gerekiyor. O yüzden e, dünyada İslamı anlayabilmek için en önemli kaynağımız nedir Tonguç Evladım benim? Tabii Kur ki Kur'an'ı Kerimdir. Kur'an-ı Kerim böyle yazabilir veya Kur'an da diyebilirsiniz direkt e, kısaca. Kur'an-ı Kerim'i okuyup Türkçesini anlayıp gerçekten Allah bize ne demiş öğrenmemiz gerekiyor. Mesela ben demin söyledim sana, sana söyledim. Hani faiz yapmayın böyle. Ya bana mı inanacaksın Kur'an'a inanacaksın? Git Kur'an'ı bence aç. Bana e, benim söylediklerimi referans alaraktan gerçekten var mı? Bu adam bizi dolandırıyor mu? Kazıklıyor mu? Diye bir bak en azından Allah böyle bir şey söylemiş mi? Diye sen de kendin Kur araştırın. Kur'an'daki Allah mı yazmış hocam? E tabii ki evladım Allah Sözleri aslında Kur'an-ı Kerim Allah bize insanlara e, uyarıyor diyor ki bunu yap, bunu yapma. Ondan sonra sana çok güzel bir gelecek var diyor. Hep mutlu şeyler de söylüyor, bizi korkutucu şeyler de söylüyor. Bunların hepsini okuduğun zaman da sen göreceksin, anlayacaksın diyeceksin ki tamam o zaman dinle alakalı temel perspektifi anladım. Allah'ın bana ne demek istediğini aldım. Aslında Tonguç'um din dediğimiz şey bir anahtar. Ne anahtar Tonguç evladım benim? Biz İnsanlar olarak kimin tarafından yaratıldık? Allah tarafından yaratıldık. Bizim asıl gayemiz ne olmak zorunda? cennet mi, cehennem ve cennet mi mesela veya işte daha çok para, daha çok şey mi? Hayır değil. Bizim asıl gayemiz Allah'ın rızası olmak zorunda. Mesela sen anneni mutlu etmek istersin değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Neden anneni mutlu etmek istersin? Çünkü o seni 9 ay karnında büyüttü. Sonrasında çıkardıktan sonra karnından e, hocam. süt emzirdi. Sonrasında yedirdi, korudu. Hastalıklara karşı, soğuğa karşı korudu. Seni büyüttü. Eşek kadar adam yaptı. Hatta şu anda öküz kadarım hocam. Aynen. Gerçekten öküz bu kadar bile. da diyorlar bazıları. Anneni mutlu etmez. Aynı şekilde düşün ki bunların hepsini sana o anneni de veren, sana şu anda soluduğun havayı da veren, kalbi de veren aslında bir Allah var. Allah'ı Allah'ı mutlu etmek istemez mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. İşte Allah'ı mutlu etmek de Allah'ın rızasını kazanmak demek. Zaten bizim temel gayemiz, dinin temel gayesi Allah'ın rızasını kazanmak diyoruz. Bunların hepsi e, dinin e, temel gayelerinin beş tane madde olarak sıraladık ama aslında temel gayeyi Allah rızası olarak anlayabiliriz. Allah da diyor ki Allah rızasını kazanmak istiyorsan... Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ben bunun şifresini verdim diyor. Şimdi ödüllü sorumuzu yaptım. Uçum yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.